Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün başka bir hisseyle karşınızdayız. Bugünkü hissemiz İDEAS. Yani bildiğiniz üzere ideal finansal teknolojiler şirketi hakkında. Şimdi gene bu şirketle alakalı şöyle söyleyeyim. Potansiyel barındırdığını, büyük potansiyel barındırdığını ama teknik tarafta, temel tarafta da pahalı olduğu söylendiği bir hisse. Bu hisseyi de sizlerle paylaşıp hep birlikte incelemek istedim arkadaşlar. Öncesinde bir küçük çaplı bir temel, akabinde de yani hızlıca bir temel tarafına bakacağız. Gerçekten pahalı mı gözüküyor? Oranları bizim için önemli mi? İyi mi yani? Önem arz ediyor mu ucuzluk ya da pahalılık konusunda? Akabinde de teknik tarafında çizimlerimize, teknik analizimize başlayacağız arkadaşlar. Öncesinde de bir Borsa İstanbul BIST yüz endeksine başlayacağız. Onun bir üzerinden geçmiş olacağız. Her tekniki yani her hissenin teknik analizinden önce BIST 100 için küçük çaplı da olsa bilgiler vermek, günlük durum değerlendirmesi yapmak istiyorum. Bununla ilgili videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve zil bildirimlerinin şuralarda bir yerde olması lazım. Açmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen videonun başında da beğenirseniz yani çarpı 2 ya da çarpı 1.5 ya da farklı hızlandırmalarla izlemeyin arkadaşlar ya da ilerlete ilerlete izlemeyin. Aralarda kaçırdığınız herhangi bir kelime sıkıntı yaratabilir, cümle sıkıntı yaratabilir. Ben aşağıda da yazdığı üzere burada paylaşılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakla birlikte kendime notlar şeklindedir arkadaşlar. İstişare edeceğiz, bilinçleneceğiz, hisselerin teknik takibi alacağız ve kazanırsak da ne mutlu, kazanmaya odaklı olacağız, öyle söyleyeyim. Şimdi İDEAS için gene dediğim gibi sosyal medya tarafından, Twitter tarafından fenomenlerin ya da insanların sorduğu, sorguladığı bir hisse olduğu için İDEAS'a bugün yöneldik. Şimdi İDEAS'tan önce şöyle bir XU100 diyelim. Borsa İstanbul Mona Lisa tablomuzu bir açalım arkadaşlar. Evet, yansımış mı? Yansımış. Şimdi 2684.46. Yani bir önceki ATH seviyesinin üzerinde bir kapanma durumu söz konusu. Söylediğimiz üzere arkadaşlar, dediğim gibi eğer yukarı yönlü hareket ederse bu trend çizgisi bizim için önem arz edecek. Buralarda seviyeler 2730, 2750 vesaire şeklinde gidiyor. 2740, 2750. Biraz daha yatay bandı sararsa yarın bir geri dönüş 2654 üzerinde, yani şu aralı bantta takılıp biraz daha yukarı giderse 2766'lar seviyesine gelebilir. Üst kanala kendisini atıp farklı bir yol izlemesini ben çok öngörmüyorum. Biraz yükselir, sonrasında aşağıya doğru tekrar toparlama, düzeltme eğilimi gerçekleşebilir. Ama dediğim gibi şuradaki omuz baş, omuz yapısı oluşumuna da ilerleyen zamanlarda hep tetikte olacağımız durum arkadaşlar. Vereceği teyitler ve geri dönüşler. Yani ben burada 2619'un altına düşmeler başlarsa benim için artık geri dönüş yolu şu trend çizgisine doğru olur ve bu da yani hiçbirimiz için iyi olmaz. Ama ne derler, yükselirken borsa endeks yükselirken kazanırsın, düşerken servet kazanırsın. Şimdi bunun RSI tarafında yani 50'nin üstünde zaten 65.96, bu iyi bir şey. Endeks trend tarafında 20 günlük EMA'da destekler nitelikte ama dediğim gibi birleşme durumu söz konusu, tekrardan teyit alma, onun üstünde devam etme söz konusu olursa arkadaşlar, trendle birleşme durumu söz konusu olursa 20 günlük EMA takip edilebilir. Bollinger bandında da üst çizgide olduğunu hatırlayalım arkadaşlar. Biraz daha yukarı dışına çıkarsa daha öncekilerdeki gibi belki böyle hafif meyillerle tekrar şuradaki hareketi gerçekleştirebilir. Sonrasında bir iniş durumu söz konusu olabilir. Buradaki hareketi yaparsa birebir şöyle şuralara 2770'lere falan gelebilir. Belki iğne atar 2800 ve benzeri, hani çok çok önceden konuşulan olabilir. İDEAS'a geçeceğiz. İDEAS'a geçmeden önce bu böyle bir kalsın. Bunun bir Bollinger'ını ve temel değerlerini bir kapatalım. Şunu da şöyle bir insani seviyeye çekelim arkadaşlar. Şimdi ya bu iş yatırım tarafından baktığınız zaman kategorilerde, sektörlerde diğer tarafında. Burada 4 tane hisse var. Austin, Flat, Beyaz, İDEAS diye. Burada
Piyasa değeri bölü defter değeri 11. Wow, yukarı çeken aslında bu diğer tarafı, yani endüstri demeyeyim de sektör ya da kategori olarak söyleyeyim. Diğer kategorisinde yukarı çeken aslında hisse bu. 4.15 ortalamayı. Sektör ortalaması 4.15 ama burada 11 pahalı. İdeasında muhtemelen FK'sı 40'ın üstünde, 13.80 bu da arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki bu tarafta pahalı bir durumda. Peki halk yatırım tarafına geldiğimiz zaman yıllık değişim -56.32, hoş değil. Momentum yüksek, öz sermaye karlılığı, bu ne abi yani, sayısal şey gibi, şey oranı gibi, iddia oranı gibi. RSI 60 seviyesinde demiş. 21 lirayla kapatmış. FAVÖK, FD bölü FAVÖK'te 43.66. Peki endekse nasıl gidiyor? Endeksin üstündeymiş. Sonra aşağı doğru düşmüş. Beraber bir sevişmişler. Burada bir boğum oluşturmuşlar. Sonrasında endeksin altında hareket etmeye devam etmiş ve ops, ne oldu? Şöyle bir eksi yapalım. Ha. Sonrasında şimdi paralel devam ederken, endeks yukarı giderken kendisi aşağıya doğru gitmiş. Yani birleşmek isterse endeks düşerken yukarıya doğru çıkabilir. Bunu da göz ardı etmeyelim. Yani bu endeks yukarı giderken aşağı indiyse, endeks aşağı inerken de yukarı gidebilir. Tamamen yer çekimi kanunu muhabbeti düşünebiliriz. Şimdi net satışlar 6.60'dan 8.24'e yükselmiş. 3. aydan 4. 6. aya geçerken bir düşüş söz konusu oluyor. Bilanço geldiğinde, ikinci çeyrek bilançoları geldiğinde eğer varolunun üstüne koyarsa bu hisse arkadaşlar biraz daha toparlar. Toplam aktiflerde artış, öz kaynaklarda bir düşüş var. Bir sonraki, yani ikinci çeyrek raporu geldiğinde de muhtemelen yüksek gelirse bu hisse kendisini biraz daha toparlayacaktır diye düşünüyorum. Karlılık tarafına geldiğimiz zaman öz sermaye karlılığı 0.32, 21'den 0.32'ye düşmüş arkadaşlar. Ciddi bir düşüş var. Tekrar öz sermaye karlılığı bu 19'da 15'li 20'li seviyelere geldiğinde, ki bence gelebilme ihtimali, yani bir önceki yılın aynı dönemine bunu kıyasladığınız zaman ciddi bir düşüklük var. Ne kadar düşse de 0.32'den öz sermaye karlılığını artırır, çarpanlarını doğru bir şekilde yeşillendirirse hissenin yürümemesi için herhangi bir sebep yok. Yani çıkaracağımız temel tarafta, evet temel tarafta pahalı bir hisse şu anda ama teknik tarafta potansiyeli var. Gelen bilançoda bu hissenin yönünü ve eğer yükselecekse yükseliş hızını, düşüşteyse yatayda ya da düşüşte aşağı doğru iniyorsa, toparlayamadım. O tarafa doğru olan hızını belirleyecek aslında. Her iki tarafta da hızını belirleyecek. Peki gelelim İDEAS tarafına. Endeks yükselirken bu kardeşimiz aşağı doğru bir düşüş sergiliyor. Şimdi şöyle baktığın zaman aslında şöyle yatay çizgileri şuraya koyalım arkadaşlar. İlk gördüğüm bu. İkinci gördüğüm bu. Hisse 48.70'te eğer ciddi bir yükseliş gerçekleşirse buraya kadar kendisini savurabilir arkadaşlar. Burası önemli bir nokta. Onun dışında hissenin ciddi dur noktaları, eğer yükseliş gerçekleşecekse 35-10 seviyesi ve 27-44. Yani demek istediğim şu: eğer bu hisse ivmelenir de yükselişe doğru geçerse, o zaman arkadaşlar ilk durağı 27-44, üstüne attığında 35-10'la bu ara içerisinde ciddi bir zigzag yapıp sonrasında yukarıya doğru çıkabilir. Yani buralarda gezinip sonrasında yukarıya doğru çıkabilir. Peki bu hisse herhangi bir teyit vermiş mi düşen? Şimdi düşen tarafta aslında şöyle bir düşüş. Sonrasında şurada çok güzel bir teyit vermiş ama yukarıya doğru şöyle yaparsak şunu da işaretleyelim. Genelde ops, şöyle bir çizgi çekelim. Bu seviye üzerinde kalırsa ne mutlu. Bu biraz yalın kaldı tabii. Biz ne yapacağız? Bu hisse tarafında şöyle biraz daha gelip şuralardan şöyle bir fibo çekeceğiz. 0786, yani 22 seviyesinin üstüne attığında, 21 ile kapatmış ya, 22 seviyesinin üstüne attığında arkadaşlar bu hisse yavaş yavaş yukarıda 27.44'e kadar bir zorlama gerçekleştirecektir.
Burada şöyle bir şey söyleyeyim. Şu çekmiş olduğumuz tren çizgisi günlükte eğer yani görmüş olduğunuz gibi şu daralan tarafta eğer yukarıya doğru atarsa bu kadar hızlı, bu kadar ivmeli gidemeyecektir. Ama farklı bir boyutta üst tarafta 0,786 yani 22'nin üzerine attığında bu tren çizgimiz değişecektir. O yüzden bunu kaldırıyorum arkadaşlar. 22 bizim için önemli bir nokta, bilginiz olsun. Yani bir sefer, iki sefer, neredeyse üçüncü sefer bir dönüşü olmuş. Buradan şu alt seviyeyi de işaretlemiş olalım. Bu tarz hisselerde bu tarz destek noktaları çok fazla çıkıyor. Hissenin şu arada kalan kısmı ben size söyleyeyim arkadaşlar. Aslında dolum noktası gibi bir şey. Yani şöyle işaretleyecek olursak, tamam mı? Hissenin şu kısmı şöyle çekmek istiyorum. Şuraya kadarki kısmı. Burası dolum noktası arkadaşlar. Buradan yukarıya doğru çıkacağı birinci nokta şurası. Biraz daha küçültelim. Birinci nokta bu çizgi. Buranın arasında da tabii tekrardan kendisi yer alacak. Yani şu bölgelerde de şu bölgeye kadar çıkabilir. 37-78 ile 35-10 arasında bu seviye arasında ikinci etabı oluyor arkadaşlar. Yani buralara kadar gelir mi bilmiyorum. Biraz beklettikten sonra daha da yukarıya gelir. Ama ciddi bir direnç eğer aşarsa da çok güzel destek noktası olan 48-86 var arkadaşlar. Üçüncü basamak olarak da burayı görebiliriz. Ondan sonrası için herhangi bir şey konuşmaya gerek yok şu anda. Çünkü arada maksimum gelip takılacağı yer 56-56-10 ile 59-94 arası. Oralarda küçük yüzdelikler artık sayı büyüdüğü için farklı bir şey oluşturabilir. Yani biraz daha hızlı iğne atmalar vesaireler şu seviyeler 64'lere falan böyle bir gidip gelebilir. Oraları hiç karıştırmıyorum arkadaşlar. Bu 3 seviyenin gelme ihtimali çok yüksek. Buralardaki dolum ve bilançonun ciddi güzel gelmesiyle odaklanacağımız olumlu senaryo bu şekilde. Peki buranın ortalama şuradan alsak şöyle %180 gibi ciddi bir yani çarpı 2'ye kadar belki de yolu olabilecek bir durumda. Yani kademeli alışlar vesaire teyitlerini verdikten sonra kademeli alışlarla bu hisse takip edilebilir. Nasıl takip edilebilir? Trendine ve Bollinger Bandı'na da bakarız şimdi. Fibo tarafında 22 bizim için önemli. Direnç tarafında 27.44, 35.10, 37.78, 48.70 ve 48.86. Yani 48 seviyesi üst tarafı ciddi bizim için yukarıya doğru çıktığında bir geri dönüş noktası olabilir. Burada bir çanak durumu söz konusu olursa. Buralarda da nereden baksanız 2023'ün Ocak ayına kadar gidebilir. Ama bu hisse teknikte ciddi bir potansiyel taşıyor arkadaşlar. Ben en azından bunu bu şekilde öngörüyorum. Peki hissenin trendine bakıyoruz. Evet. Şimdi 200 günlük, 100 günlük, 50 günlük, en altta da 20 günlük. Bu tarz hisselerde 20 günlük, 50 günlüğü yavaş yavaş 100 günlüğü ve sonrasında 200 günlüğü kestiğinde artık zaten 0,618'e doğru yol almış olur arkadaşlar. 20 günlük tarafında şöyle yaklaştığımız zaman ciddi bir destek oluşturmuş. 50 günlükte 20 günlük birleşmiş. Yani bu demek oluyor ki trend aslında burada 20 yani 22.0786 Fibosu bir direnç oluşturuyor ama trend de arkadan destekliyor. Yani ne demek? 22'nin üstüne atıp 20 günlük EMA'da taşıyarak yukarı doğru çıkıp 100 günlüğü keser sonra da 200 günlüğü kesmeye meylederse burada trend takip edilebilir ve 27.44 ilk seviye takip edilebilir 22'den sonra. 27.42'den sonra da çok net söyleyeyim arkadaşlar 35 seviyelerine kadar hızlıca gelebilir. Çünkü 100 gün 200 günlüğü de kesmiş olup takır 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 üstüne bir anda atabilir. Tamamen 35-10 seviyesine gelmeyebilir ama 35-10 seviyesi ciddi bir dur noktasıdır. Bilginiz olsun. Şu kısımlarda da rahatlıkla görürsünüz. Eğer ki onun da üstüne atarsa bakın kısa, orta ve uzun vade olarak konuşuyorum. Eğer onun da üstüne atarsa
Bu videoyu iyi dinleyen, iyi izleyen arkadaşlar anlayacaktır ne dediğimi. Buradaki gap'i almak ve 0.618'in üstüne biraz çıkıp sonrasında orada küçük bir hareket yapıp teyidini alıp 37.78'den sonra 48.86'ya kadar hızlıca yol alabilir. Buralarda gezinmeye başlayabilir. Bilginiz olsun. Eğer düşen trend vesaire trend yani sıkıntıya girmezse. Momentum tarafında yani RSI tarafında şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kafasını aşağı eğmesi hoş bir durum değil. Hissenin bu seviyesiyle yani şu seviye ile şu seviye arasında RSI'nin yükselmiş olması aslında hissenin yukarıya doğru bir meyil ettiğini, RSI'nin yüksek olması bu hissede momentumun olduğunu gösteriyor. Yani bu ne demek arkadaşlar? Yukarıya doğru bu hisse meyil etti edecek bu dolum noktasını şarj istasyonundan sonra bu istasyondan sonra 27.44'lere kadar yolu rahat olup 200 günlük ve işte o kesme hareketi trend belirleyecek gibi duruyor. Peki Bollinger bandına gelelim. Trendi söyledik, momentum RSI'yi söyledik. Destek noktalarını söyledik, FIBO'yu söyledik. Peki Bollinger bandına gelelim. Bollinger bandında da ciddi bir daralma var. Bir akümülasyon söz konusu. Yavaş yavaş burada açılma ve bir anda yükselişler gerçekleşebilir. Endekse bakmaksızın verdiği bilançoyla bu hisse pahalılık durumunu temel tarafta indirgeyip, aza indirgeyip yani daha ucuza indirgeyip sonrasında burada saydığımız teker teker eski seviyelerini yeni destek, eski direnç, yeni destek seviyelerini oluşabilir. Bakın burada bir görmüş olduğunuz bir gap var. Burada bir gap var. Önce bu gap, sonra bu gap'i almak için bu seviyelere kadar yol alabilir. Yani demek istediğim şu, 27'den sonra 35-37-78 arası zor değil artık. Buradan sonra da 48 seviyesi imkansız değil. Bunlar olumlu senaryolardı. Olumsuz senaryo ne olur? Ölümcül senaryo. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Birincisi 17.30'un altına düşer. İkincisi çekmiş olduğumuz şurada şu direnç destek seviyesini 15.50'nin altına düşer. Ve sonrasında yeni bir düşen kırılım yani dinamik olarak 20 günlük EMA'da ona aynı burada olduğu gibi daha önceki gibi hareketleriyle aşağı doğru sürüklemeye devam eder arkadaşlar. RSI'de aşağı doğru iner. Trend bunu gösterir. Yani trend ve RSI aynı şekilde bunu destekler. Desteği de kırdığı için, iki tane desteği de kırdığı için yani bu dikdörtgenin içerisinden ayrıldığı için artık aşağıda ciddi aşağı seviyelere yani şuradaki dolum istasyonu, eski dolum istasyonu 9 seviyelerine kadar gelir. Olumlu senaryo mu, olumsuz senaryo mu yakınsınız derseniz yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bu hissenin burada dolum istasyonuna girdiğini, şarj istasyonuna girdiğini ve buradan sonra kazandırmaya yönelik hareketlerin olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Başka ekstra şöyle bir hisseyi, ölçeği ters çevirelim. Ölçeği ters çevirdiğimiz zaman burada da gördüğünüz gibi teyidini alıp yani şuradan teyidini alıp aşağıya doğru geldiğinde yükseliş olmuş olacak diyorum arkadaşlar. Yani aşırı alım bölgesine kadar ilerler mi bilmiyorum ama bence buraya ilerlemese de bir 56 seviyesini uzun vadede görebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. 56-59 bu seviyelere kadar gidebilir. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ben de sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Lütfen bu videonun altında yorumlarınızı belirtin. Ne düşünüyorsunuz? Bu hisseyle alakalı en ufak bir bilginiz var mı? Maliyetiniz nedir? Hisseyi takip ediyor musunuz? Bu hisse sizin için nasıl bir önem arz ediyor? Ne öngörüyorsunuz? Mutlaka bunu yorumların altına yani yorumlarda paylaşın arkadaşlar. Benim düşündüklerimle zıt bir şey düşünüyorsanız ya da ekstra bilgi vermek istiyorsanız da mutlaka ama mutlaka belirtin. Ben bu hissenin kazandıracağını düşünüyorum. Herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakla birlikte bu benim şahsi düşüncemdir. Altına da zaten videonun altında da sürekli bu notu paylaşıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, zil bildirimlerini açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın.